Sasa hisse senedi haftanın ilk günü taban oldu. Peki bu hisse senedi neden taban oldu? Daha bir süre öncesine kadar 184 lira gibi rekor bir rakama ulaşan bu hisse senedindeki düşüşün perde arkası neydi? Aslında burada düşüş özellikle 180 lira seviyesinde ulaştığında bazı fonların ciddi satışlarını gördük. Yani bir planlı büyük bir organizasyon şüphesi var. Çünkü özellikle sosyal medya tarafından çok güçlü bir şekilde küçük yatırımcı oraya yönlendirildi. Neyse bu tarafı bir tarafa bırakarak hisse senedinde belirli gelişmeleri anlatmak istiyorum. Özellikle son bir haftada. Bakın, tecrübeli gazeteci Vahap Munyar'ın bir haberi oldu. Özellikle piyasayı en çok derinden etkileyen, aslında sadece Sasa'yı değil, piyasayı da bu haber olumsuz etkiledi. Neydi bu haber? Sasa'nın büyük patronu İbrahim Erdemoğlu, bizim hissenin değeri bu kadar değil dedi. Evet, bu gerçekten çok enteresan bir açıklamaydı. Birincisi, Sasa patronu neden o güne kadar durdu? 180 liradan, hatta hisse senedi 7 liradan 184 liraya kadar giderken, piyasa değeri 20 milyar dolara ulaşırken neden konuşmadı da bu hisse senedi düşmeye başladığı bir dönemde bizim hissenin değeri bu kadar değildi dedi. Bu gerçekten kafa karıştırıcı bir olay. İkincisi, bir şirket patronu benim hissemin değeri gerektiğinden çok fazla diyebilir mi? Bunun bir yasal tarafı var, bir de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilmesi gereken bir durum. Sermaye Piyasası Kurulu bir açıklama yaptı ve biz şirket patronlarının şirketlerinin hisse değeriyle ilgili konuşmasını pek uygun görmüyoruz dedi. SPK burada sonuna kadar haklı. Çünkü şirket patronları icracı patronlardır. Nasıl küçük yatırımcı o hissenin sessiz ortağıysa aynı sessizliği şirket patronlarının da sürdürmesi lazım. Yani onlar icracı patron, icracı ortak. Aynı küçük yatırımcı gibi onlar da icracı. Bu nedenle hissenin değeriyle ilgili konuşmaması lazım. Hissenin değeriyle ilgili konuşacak olan analistlerdir, tarafsız analistlerdir. Bilançoya bakıp değerlendirme yapacak insanlardır. Evet, bilançoya bakıp analistler bu hissenin değerinin zaten gereksiz yüksek olduğunu söylediler. Piyasa değeri 20 milyar dolara ulaştığında bunun mantıksız olduğunu, bir Tüpraş'ın, bir Koç Holding'in, bir Sabancı Holding gibi devasa Türkiye'nin gururu olan şirketlerin piyasa değerinin 2-3 katına ulaştığını söylediler zaten. Burada şirket patronu peki neden konuştu? İşte burada Sermaye Piyasası Kurulu'nda bu konuda inceleme yapması gereken. Şirket patronu bunun konuşmasından hemen sonra yine geçen hafta bir haber geldi. Bugünkü taban olmasının bence en büyük etkisi. Neydi bu haber? Bu haberde şirketin borçlanmasıyla alakalıydı. Yani 30 lira hisse baz alınarak şirket tahvil ihraç etmişti. Hisse senedine dönüşebilir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hisse senedi 130 lira, 125 lira ve siz bu hisseyi 30 liradan hisseyi 30 liraya dönüşebilir hisse olarak yabancıya satıyorsunuz. Yabancı zaten bunu aldığı istediği zaman hisse senedine dönüştürüp satabilir. Yani şu an bile 30 liradan alınmış milyonlarca lot hisse senedi anlamına geliyor. İşte bugünkü düşüşün bir nedeni de o. Peki burada kafaları karıştıran bir soru var ya da şeytan avukatlığını yapmak gerekiyorsa. Acaba şirket bu 30 lirayı baz alarak yaptığı tahvil ihracı sermaye dönüşebilir, hisse senedine dönüşebilir tahvil ihracından sonra gelen tepkileri yumuşatmak amacıyla mı bu açıklamayı yaptı? İşte burada kafa karıştıran en önemli soru bu. Çünkü şirketin patronun bu açıklamasından sonra 30 liradan satış haberi geldi. Yani 30 lira baz alınmış. Bana göre tabii ki bilemiyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özellikle bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Çünkü burada Sasa'da binlerce değil, yüz binlerce küçük yatırımcının canı yandı. Bugünkü tabanında gördük ki %10'luk değer kaybı şirketin sadece piyasa değerini düşürmedi. Aynı zamanda yüz binlerce küçük yatırımcının overall'unun da değer kaybına, ana parasının değer kaybına neden oldu. İşte burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha ciddi bir incelemeyle
kamuoyu açıklaması yapması gerekiyor. Bu konuyu işlemeye devam edeceğim.